Değerli basın mensupları, bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 30 Ocak günü bu ülkenin hukuk ve siyaset tarihine bir utanç günü olarak yazılacaktır. 14 Mayıs 2023'te Hatay halkının iradesiyle Can Atalay milletvekili seçildi, mazbatasını aldı ve anayasanın 83. maddesine göre dokunulmazlık kazandı. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yoktu. Hakkındaki yargılama devam etmekteydi. Ancak tahliye talebi Yargıtay tarafından reddedildi. Anayasa Mahkemesi iki kez, evet tam iki kez Can Atalay'ın siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarının ardından derhal serbest bırakılması gereken Can Atalay, milletvekili seçildiği günden bu yana 8 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. İşin aslı 22 yıldır tek başına iktidar olmanın güç zehirlenmesini yaşayan AKP ve ona sonradan eklemlenen küçük ortağı MHP, bu hukuksuzluğa bir gerek çağırdı ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu hukuksuzluğun maşası oldu. Bakın burada bir parantez açmak istiyorum. Kararlarını hukuka, yasal mevzuata, anayasaya uygun bir şekilde siyasal iktidardan ya da siyasal iklimden etkilenmeden vicdani kanaatine göre alan bu ülkenin onurlu, şerefli, haysiyetli hakimlerini ve savcılarını ve yargı mensuplarını tenzih ediyorum. Can Atalay olayında bir kez daha görüldü ki yargı maalesef siyasetin elinde oyuncak haline geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukuken hiçbir hükmü olmayan kararlarında kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildirme cüretini gösterdi. Üstelik Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının gerekçesinde Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında Can Atalay ile ilgili yaptığı değerlendirmeleri referans alındı. Gerekçeli kararlarında bu konuşmalar adeta kopyala yapıştır yapıldı. Ne ilginçtir ki aynı Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni bir zamanlar yere göğe sığdıramadı. Anayasa Mahkemesi'ne metiyeler düzdü. Siyasette ilkeli duruşun iyisinden dahi haberi olmayan çakma milliyetçiler, iktidarın koltuk değnekliğini yapanlar Hatay halkının iradesini yoksaydı. Onlara siz kendinizi temsil edecek kişiyi seçemezsiniz dediler. En nihayetinde yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay ile ilgili kararı geçtiğimiz hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okundu. Okunan karar ne hukuka uygun ne de usule. Milletvekilliğinin düşürülmesi için Anayasa'mıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne göre kesinleşmiş hüküm gerekiyor. Milletvekilliğinin düşürülmesi için gereken kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulamayan iktidar, hukuk ve usul tanımamazlıkta kendini bile açtı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı'nın imzasıyla gönderdiği yazıyı mecliste okuttu. Yargıtay kararının bu şekilde mecliste okunması ve milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken ve anayasal olarak yok hükmünde. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız. 25 Ocak'ta İstanbul Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde inanç özgürlüğünü tartışma konusu yapmayı hedefleyen bir saldırı düzenlendi. Ve bu kez de dünya kamuoyunda ibadet eden insanları koruyamayan, can güvenliğini sağlayamayan ülke konumuna düştük. Türkiye'de her an her yerden saldırı olma ihtimali artık öyle bir boyuta geldi ki ülkede huzur bırakmadı. Ayın sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetti. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan toplumsal huzuru ve barışı bozmak için yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. İşit tarafından yapıldığı açıklanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. İnanç mekanlarını korumak, orada ibadet eden insanların can güvenliğini sağlamak devletin ve kolluk kuvvetlerinin asli görevlerinden biridir. Ama İstanbul'un göbeğinde iki saldırgan elini kolunu sallaya sallaya kiliseye giriyor. Kilisenin girişinde bir polis noktası yok. Saldırganlar ibadet eden insanlara kurşun yağdırıyorlar istihbarat birimlerinin haberi yok. Güvenlik güçlerinin önleyici bir hazırlığı ve reaksiyonu yok. Yapılan tek şey saldırı ile ilgili yayın yasağı getirmek. İşit elemanı olduğu tespit edilen bu saldırganlar silahlı bir şekilde sokak ortasında nasıl geziyorlar? Bu konuda bir güvenlik zafiyeti var mı? Can ve mal güvenliğimizi korumakla görevli olan güvenlik ve istihbarat birimlerimizin bir ihmali söz konusu mu? İçişleri Bakanlığı'nın bu sorulara derhal bir açıklık getirmesi gerekiyor. Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde İstanbul'un göbeğindeki bu saldırı ister istemez aklımıza geçmişteki terör saldırılarını getiriyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'na buradan uyarıda bulunuyoruz. Her sabah aynı saatte yok şu kadar kişiyle geçirildi. Yok bunları yakaladık. Yok şu çeteyi çökerttik diye paylaşımlar yapmayı bırakın. İstihbarat birimlerinizi çalıştırın. Bu ülkede tek bir vatandaşımızın burnunun bile kanamayacağı güvenlik önlemlerini artık alın. Ülke genelinde bu kadar güvenlik sorunu varken AKP'nin ve Erdoğan'ın tek derdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Neymiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı tek parti faşizminin kimseye tahammülü olmayan zihniyetine bürünmüş. Hatırlatalım. Özgürlük sözcüğünden nefret eden, farklı seslere ve fikirlere tahammülü olmayan, muhalif olanı boğmaya çalışan, sadece kendi sesini duymak isteyenlere faşist denir. Sayın Erdoğan, sen Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmayı bırak. Bu ülkeye çok partili hayatı da demokrasiyi de getiren Cumhuriyet Halk Partisidir. Sen hiç bitmeyen mağduriyet yalanlarınla oradasın. Sen ortama göre şekillenirken kendi içinde devletin tüm imkanlarını kullanarak din kisvesi altında bir terör örgütünü büyütüp palazlandırırken beraber yol yürüyüp bitsin bu hasret diye seslendiklerin bu ülkenin meclisine bombalar yağdırdı. Senin ne istediğinizde vermedik dediklerin bu ülkeye ihanet etti. Bir asırlık geçmişiyle, ilkeli siyasetinden ödün vermeyen, bu ülkedeki her bir vatandaşımız için güzel bir gelecek kurma mücadelesi veren Cumhuriyet Halk Partisini anlamanızı zaten beklemiyoruz. O yüzden AKP Genel Başkanının 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisine yönelik sözlerinin bir anlamı da bir hükmü de yok. Bizim partimiz de genel başkanımız da diplomasıyla, geçmişiyle, mal varlığıyla her şeyi şaibeli olan Recep Tayyip Erdoğan'a 3-5 gömlek fazla gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane gayesi faşizmin kitabını yazan halk düşmanı AKP zihniyetinden ülkemizi ve şehirlerimizi kurtarmaktır.